Evet, yani genel topluma baktığımızda peki avantajlı gördüğünüz bir kompozisyon var mı? Ya iki tarafta benim Kayseri'ye karşı bir sempatim olduğundan aslında. Ben de çok severim yani Beşiktaş. Ama sağ tarafın kompozisyonu da çok etkili. Sadece Set ve Kaysa'nın ekstra yapabileceği hamleler onlara sonuç getirebilir. Atıyorum Leona'yı bir arka tarafa atmak. Beşiktaş kompozisyonunu daha iyi demeyeyim ama daha böyle beğendim. Daha böyle bana hitap etmedi. Sana da sormadan önce ben de şunu deneyeceğim. Alt koridorda kameralar. Bakalım burada bir aksiyon çıkacak mı? Söylediğimiz gibi tek bir seyir derbisi 10-35 tarafından kullanıldı ama şimdi Ormancı geliyor oraya. 10-35'ten güzel oyun. Ama Parus'un sıçrasına yapabileceği bir şey yok. Trajediden bahsetmiştik. Son vuruşu. Q'yle atıyor oradan Eramin ve ilk kanı almayı başarıyor Jin. Diğeri koridor erken dönerek çok bir şey çıkaramadı. Ya Parus birazcık yaratıcılık göster çünkü. Maç başında yaptığın yorumda sen yalnız kalamayacak nişancının Neramin olduğunu söylemiştin aslında. Gerçi MJX daha yeni geliyor ve oradaki minyonların tamamını sanıyorum Brokoli almış. Şimdi alamet bölgesinde bir savaş çıkabilir. Lot kenarda bekliyor. Çifte kontrol totemi var. Saez'in başı dertte olabilirdi. Güzel bir çipa sıçrayla karşılanıyor ama ilk düşen isim Natürlis oldu burada. Lot bir hedef arıyor kendisine. Brokoli arkada yalnız Parus'a yapıştı. Parus skoru geliyor. Juzu ultisiyi kullanarak kendini kurtarmayı tercih etti. Papara Supermassive Blaze'in başladığı işi. Beşiktaş bitiriyor burada. Haritanın her köşesine öyle bir kaos saldı ki şu anda Beşiktaş. Bu ejderi herhangi bir cevap görmeden almayı başarıyorlar. Bunların önündeki ikinci ejderi ve oldukça belirleyici bir ruh. Daha ruhu gelecek. Şimdi Nuk'la Lot arasında birebir. Lot bir sağ bir sol direkt. Sonrasında Gromp'u almayı başardı. Darkin kılıçlarından da fena kaçmıyor. Orta koridorda ise MGX itilmemeye çalışıyor. Zincir kaçtı. Ters taraftan yalnız Brokoli geliyor. Juzu tekmeye atmak zorunda kalabilir. Kule altına yolladı Brokoli'yi. Kule altına Brokoli skorunu alacak kadar hasarları var. Ama karşılığında Saez'i kaybediyorlar. Faze'in hala sıçrası yoktu. Burada yakalanmış yalnız. Diğer tarafta yalnız 10-35 yakalanmış. Sıçrayla beraber o da. Yani tekleyebileceği de çok güzel hedefler var. Yani nispeten mobil olmayan. Arka tarafta ultisini açmış bir. Oo yakalandı. Lot'un üzerine doğru gidecekler. Lot'u yeterince hızlı alabilirler mi? Lot'u yeterinceden de daha hızlı almayı başardılar. MJX'e de bir tekme geldi Juzu'dan ama MJX çifte vurkaç kullanarak güvenliğe doğru uzaklaşıyor. Son perde mermileri de hedefini sadece bir defa buluyor. O da Brokoli üzerinde olduğu için çok büyük bir etki yaratmayacak ama aynı anda haritanın iki kısmında iki görev istiyor Papara Supermassive Blaze. Orta koridor baskısını şimdilik bıraktılar. Herkes alamete doğru yardıma geliyor ve bu alamet aynen ilkinde olduğu gibi Papara Supermassive Blaze'in düzeltiyorum. İlkini Beşiktaş almıştı. Aha, aynen. Işınlanı gelmek üzere. Bu arada çok haklısın. Anlattığım her şeyi boşa çıkarttın Johnny'cim. 3 saniye sonra başta Işınlan geldi. Evet. Ama çok güzel anlatıyordun. Çok güzel anlatıyordu. Uyandırmaya kıyamadım diyorsun. Ya, çok güzeldi. Çok hoşuma gitti öyle anlatınca. Yalnız kapatacaklar. Şimdi çalıya kapatacaklar. Bini. Yalnız kitle kontrol güzel geldi. Yine de ultisini kullanabilecek penceresi var. Sayezden bir zayıflara acıma gelir mi duvarın arkasından ama hayır. Bu savaş hiç istediği gibi gitmiyor. Papara Supermassive Blaze'in. Nuk bu savaşta düşen ikinci oyuncu olacak. Juzu ejder bölgesinde bekliyor. Beşiktaş bir mengene gibi kapandı rakibinin üzerine. Sadece Brokoli'yi kaybettiler ama karşılığında 3 skor birden. O da vazgeçti bu. İkimiz de yarım saat boyunca alametle ilgili bir şeyler anlattık. İşte alamet alan takım. Açıldı bundan. İşte. Evet, çok güzel açıldı, bravo. Açıl bak. Hop kafa attı. Papara Supermassive Blaze için. Beşiktaş alırsa çünkü çok büyük bir avantaj elde edecek. Papara Supermassive Blaze alt koridordan ilk kuleyi aldı ama orta koridordan cevap geliyor yalnız. Daha önemli savaş çıktı. Juzu ile Parus'un başı aşırı derecede dertte. Parus sıçrayı kullandı ama onun da çıkışı yok oradan. Bini'ye gidiyor skor. 10-35 tık diye bileti kesiyor. Bakar mısın burada? Hop bunlar ne yapıyor burada? Abi gel koş. Bir anda 4 kişi oluyorlar. Juzu zaten düşecek. Üzerine bir de orada Parus sıçrıyor ama LeBlanc var karşıda. Çok bir önemi yok. Şimdi bir de Nuk yakalanmış. Nuk'a ne oldu? LeBlanc çarptı. Nuk hayatta kaldı belki ama. Kendine başa içmedi. Gülmekten cümleyi tamamlıyor. Güzel. Orta koridor önceliğini almaya çalışacaklar. MGX Nuk'u bir kez daha oyuna girdiğine pişman ediyor. Beni vur, beni onlara verme dedi. Bastı ultiye. Beraber oynamayı başaramayan bir takıma karşı hiçbir önemi kalmadı. Hayda. Hop. Neremin orada rüzgarın iddetiyle kaçtı ama. Ya yine sıçra gitti. Evet. Bunu görmemiş gibi davranmayacağız herhalde. Yok davranmayacağız ama daha önemlisi var burada. Bunu görelim. Brokon'un üzerindeki o. Ya oyunun geldiği noktada bu kuleyi alabilmiş olmaları bence onlar için geliyor, müthiş bir geliyor. Yalnız ışından gelecek LeBlanc'tan. Oo. Ve aradan seçti Parus'u götürdü takım arkadaşlarının yanına. Parus şimdilik güvende gibi gözüküyor. Brokoli içeri girmeye çalışıyor. MJX'in hedefi kim olacak? MJX hedefini tekleyemedi ama Brokoli'den. Lee Sin oynamadan da insek atarım dercesine bir hamle geliyor.
ve başı dertte olan bir isim var orada. Leon'a düştü. Son perde açık. Bir skor çıkartmayı başardı Barbara Supermassive Blaze ama MGX'i alamadılar. MGX'in üzerindeki ödül üzerinde kalmaya devam edecek. Profesyonel seviyedeyiz. Herkesin birbiriyle konuşabildiği ve bir anda tetiği çekebildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Ve burada tetiği çok iyi çekti Beşiktaş tarafı. Ama şimdi üst taraftan tabii ortada yeterince dürttükten sonra minyonların gelmiş olduğunu gördü. Beşiktaş üçlüsü ve oraya ve yaklaştılar. Belki de burada en faydalı olacak kişi Syndra Saez'in çok alakasız bir noktada geç bir geri dönüş başlatması mal oldu bu noktada inhibitöre. Kaysa hop W hop düştü 2 saniyeye. Teşekkürler reji. Minyonları çarptığı zaman üzülüyorsun. Hop hop ya. Düştü 2 saniyeye. Biz bir de tane böyle, daha. Hop cüzü. Ya 7-7. Bir daha hop, geliyor. Hop, hop bir tane daha vurdu. Biz de iyice deliye bağladık. Tır. Onun hızı güzel ya. Hop bir daha vurdu. Bini bir önceki dönüşünde üzerinde hop, bir daha vurdu. Bir daha. İçeri giriyorlar. Degarnur. Hop. Hop yanlış girdi. yok doğru girdi. Olur, girdi. Hop, bir daha vurdu. Bir daha vuracak. Böyle anlatacağım takım savaşını. Sırf keyif Bini'nin benim gözünden. E içeri gir. Hop. O da onu aldı. Öbürü de öyle. Hop. Hop bir daha. Hadi Bini. Hadi Bini. Papara Supermassive Blaze adına bu arada felaket bir karşılaşma oluyor şaka bir yana. Maç başından bu yana Beşiktaş tarafından her departmanda ezildiler. 17-6'lık bir skor. Yarım saat görmedik. 8000 altın fark. Sadece 2 galibiyeti olan Beşiktaş. Bu haftaya girerken sadece 1 galibiyeti olan Beşiktaş. Bir anda geri kalan 4 haftada şampiyonluk hayalleri kurabilir. Playoff hayalleri kursunlar önce. Abartma Johnny. Benim hesabımda şampiyonum biliyorsun. Ben coşkuladım. Şu an kazandılar bile değil mi? Verin Beşiktaş'a kupasını.